Geliştirici Günleri 2013'e hoş geldiniz. Ben kısaca kendimi tanıtayım size. Adım Ahmet Oğuz Mermerkaya. Görüntüyü de bozmayayım. Aselsan yazılım mühendisiyim. Bu organizasyonu organize eden grupta üyeyim. GDG Ankara'nın üyesiyim aslında. İşte ilk açılışı yapmak bu yıl bize düştü. Bundan sonraki oturumlarda burası sadece tek bir oturum olacak. Bundan sonraki oturumların hepsi A, B, C ve D salonlarında olacak. Paralel oturumlar var. A ve B salonlarında simultane çeviri hizmeti de veriliyor. Oradan kulaklıkları alabilirsiniz. Şimdi ben kısaca şunu bahsetmek istiyorum. Bu organizasyonla arkadaşlar yaklaşık bir yıldır uğraşıyorlar. Zannediyorum Türkiye'de bununla ilgili yapılan en büyük organizasyonlardan bir tanesi bu organizasyon. Hatta baktığınız zaman Avrupa'da yapılan organizasyonlar arasında da en büyüklerden yer alıyor. Şimdi ben bu organizasyonu neden yaptık? Bunu kısaca anlatmaya çalışayım size. Genelde bu organizasyonu yaparken insanlar bize şunu soruyorlar. Sizin bu işten ne kazancınız var? Bu organizasyonu siz niçin yapıyorsunuz? Bu soru özellikle geçen yıl o kadar çok geldi ki yani gerçekten insanlar belli bir aşamadan sonra ben çok rahatsız oldum bu sorudan. Bu yüzden bu sorunun cevabı ilk önce bu organizasyonu niçin yapmadık? Bu şekilde söylemeye çalışacağım. Bu organizasyonda arkadaşların sordukları gibi ne kazancınız var sorusunu soran bazı arkadaşların düşündüğü türden inanın bir buğday tanesi kadar bile bir kazanç yok. Kişisel olarak hiç kimsenin hiçbir kazancı yok. Sadece bizim buradaki amacımız hani sürekli söylenen bir şey vardır ya, Türkiye'de bir şeylerin olabilmesi için insanların bir noktada inisiyatif alması, ortaya bir şeyler çıkarması gerekiyor. Bunu söylemesi kolay ama biz bu konuda bunu söylemeyelim ama ortaya bir değer koyalım dedik. Ortaya değeri de bu şekilde koymaya çalıştık. Böyle bir organizasyon yapalım dedik. Bu organizasyonu biz elimizden geldiğince uluslararası bir hale çevirmeye çalışıyoruz. Geçen yıl mesela iki tane konuşmacı vardı yurt dışından. Bu yıl 20'nin üstünde konuşmacı var. Geçen yıl yurt dışından zannediyorum hiç katılımcı yoktu. Bu yıl yurt dışından gelen insanlar var. Ve geçen yıl bazı eleştiriler almıştık. Neden bunu Android developer'da istiyorsunuz diye. Geçen yıl da söylemeye çalıştığımız gibi buradaki amaç aslında bu organizasyonun uluslararası bir organizasyon olması. Burada verilen niyet ilham da şu aslında. Yani biliyorsunuz Türkiye'de çok fazla uluslararası ürünler çıkmıyor. Küresel ürünler çok fazla yok. Biz küresel ürünler çıkartabilecek şekilde insanlara ilham vermek için bir bakıma bu organizasyonu yaptık. Ve bu organizasyonda en iyi şekilde ilham vermeyi de bu organizasyonu uluslararası hale getirerek yapabileceğimizi vererek bu ilhamı verebileceğimizi düşündük. Yani kısacası organizasyon tamamen çok idealist düşüncelerle organize edilmiş. Hiç arkasında beklentisi olmayan insanların yaptığı bir organizasyon. Şimdi ben Murat Yener'i sahneye davet ediyorum. Size güzel bazı şeyler yapmaya çalışacaklar. Önce geçen seneden sonra tekrar organizasyonu büyüterek, daha güzel bir hale getirerek bizi tekrar buraya çağırdığınız için ticaretlere güzel bir alkış. Sonra biraz daha bu işi eğlenceli hale getirelim dedik. Eğer Hangout'un kopmadıysa, evet şu an Hangout'ta biliyorsunuz Google Glass bu arada çok popüler. Hangout'ta arkadaşım Chris var. Hi Chris. Siz duymuyorsunuz mikrofonu aşağı indireyim. So Chris, the audience is waiting for you to share the Glass experience. Of
Seattle, Washington, but after the 6 a.m. flight, I'm glad to be here at Android Developer Days. And as you can see, I've got glass. I'm really excited about it. I think there's going to be a lot of opportunity platform brings to developers. I think that connecting people, having a way for people to share moments, to share the things from their daily lives that weren't really possible before now. Even though we have cameras on mobile devices, having and wearing glass daily has given me insight to opportunities that are going to be, I think, revolutionary. So I'm holding a session tomorrow at, if you would like to join, I think I'm gonna have slides, but I've heard that if you don't have slides, more people show up. So I think I won't have slides. And you guys can come join me. So, thank you very much, and hope to see you tomorrow. Glass session'ı kaçırmayın. Yarın Glass session'ı zannediyorum. B salonunda saat 10.30'da başlıyor. Programdan sonra tekrar bakabilirsiniz. Organizasyon ekibinden kimler var burada? Beylerini görebilir miyim? Çok hızlı şekilde sahneye davet ediyorum sizi. Lütfen çok hızlı şekilde buraya gelin. Beraber tüm organizasyon ekibi bir fotoğraf çekilelim. Hadi çok hızlı, çabuk çabuk. Hadi 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 hadi. Çok teşekkürler, sağ olun. Okey, Chris, okey. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Handan Hanım'ı sahneye davet ediyorum.